Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı ekonomik savaşı artık kaybetti. Tartışılır mı? Her zaman tartışılır ama bence böyle. Ve bundan sonra normal bir sürede de bu savaşı kazanmasına da imkan kalmadı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde saysanız 10 tane, 20 tane harika üniversite var. Bunun dışında hiçbir eğitim sistemi, dolayısıyla Ar-Ge vesaire kendi içinde değil, beyin ithali. 100 bin, 150 bin, 200 bin beyin ithali alır tıdrakla Çin'de. Her sene 600 bin IT'ci çıkıyor. Kısa bir müddet ama çok kısa bir müddet tek bir üstünlükleri kaldı. Askeri alan. Ya onu kullanacaklar, yani sıcak savaş. Ya da kağıt ve mürekkebi dışında hiçbir değeri kalmayan para bilimleriyle birlikte hegemonyayı teslim edecek. Bir uzak doğu savaşına gelebilmek için önce Orta Doğu'dan çekilmeleri gerekir. Oraya fokus olmaları lazım. Ama herhalde biraz ilgisi olan bunu duymuştur. 5-6 senedir çekiliyorlar. Fakat gel gör ki daha bu bitmeden bu sefer Avrupa'nın ortasında bir savaşa taraf oldu. Ukrayna'dan bahsediyorum. Bunu da bence becerdiler. Bu savaşı daha çok Avrupalıların kucağına bıraktılar, finansmanı, yönetimi. Üstelik bir yandan da işe yaradı, Rusya'nın fokusu dağıldı, tamamen meşguliyeti arttı. Üstelik de çok zayıfladı, hakikaten zayıfladı. Zayıflamaya devam etti. Şu ana kadar üst akıl eğer Çin'le savaşacaksın dediyse uygun